İç sıkıntısından nasıl kurtulurum? Ee, i̇çimde anlam veremediğim bir şekilde bir sıkıntı var, ama anlam veremiyorum. Ee, bazen bu iç sıkıntısı beni öfkelendiriyor. Ya da öfkeli olduğum kişi değil de çocuklarımdan çıkarıyorum. Bunun nereden geldiğini bilemiyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor diyorsanız evet bu video tam size göre. Evet şimdi birazcık iç sıkıntısından bahsedelim. Öncelikle nasıl bir şey? Nasıl hissettiriyor? Bunun kaynağı ne olabilir? Eğer kaynağını biliyorsak onunla e, onu ortadan kaldırmak da o kadar kolay olacaktır. Evet şimdi iç sıkıntısıyla alakalı öncelikle şunu söyleyebiliriz. Kabul etmek. Evet şu an benim içim sıkılıyor, daralıyorum. Bunu kabul etmek. Çünkü şöyle düşünün bedenimize gelen her duygu iç sıkıntısı da dahil olmak üzere. Öfke, sevinç, neşe, bazen korku bunların hepsi bana bir şey anlatmaya geldi. Aynı şey gibi misafir gibi düşünün. Geliyor benim bedenime bir süre benim bedenimde kalıyor ve sonra beden bedenimi terk ediyor. Çok mutlu olduğunuz zamanlarda, çok iyi olduğunuz zamanlarda, çok mutsuz, zor zamanlar açtığınız, korktuğunuz, üzüldüğünüz zamanlarda mutlaka geçecek. Aynı misafir gibi geldi bizim bedenimize, geldi korkuyorsunuz ya da o sırada çok üzülüyorsunuz, çok kaygılısınız, endişelisiniz. Aynı misafire kapıyı Açmayı reddetmediğimiz gibi ya da kapıyı açıp hayır giremezsin deyip onu kapının dışında bırakmadığımız gibi onu şefkatle belki geldiği gibi misafir etmek. Evet geldi, benim bedenime ee, o duyum. Geldi o duygu, hissettim. Bedenimde şu an kalp çarpıntısı olarak geldi. Başımda bir migren ağrısı olarak geldi. Bana geldi o duygu. Şu an içim sıkılıyor, korkuyorum, üzülüyorum. Kabul ettim. Kabul ettikten sonra şunu bilmek gerekir. Ben bu misafir, hiçbir misafir kalıcı değildir. Bu misafir de kalıcı değil. Yani gelecek ve sonra buradan gidecek. Başka bir duyguya bırakacak belki ya da bir süre kaldıktan sonra tamamen beni terk edecek. Bununla ilgili bu iç sıkıntısının ilgili ilk düşüneceğimiz belki şey, bizi rahatlatacak şey, evet bu bir misafir, şu an içim sıkılıyor, çok daralıyorum, anlam veremiyorum. Veya anlamı belli belirli bir olay karşısında ben çok sıkılıyorum. Bu iç sıkıntısının sebebi belli. Şimdi o benim bedenime gelecek ve ben onu bedenimde hissedeceğim. Ama sonra bir süre sonra aynen bütün misafirler gibi bedenimden beni terk edecek. Evet bunu düşünmek her zaman bizi rahatlatır. En iyi düşün şeyler bile, en iyi duygular, en bizi rahatlatan duygularda, en bizi sıkıntıya sokan duygularda. Kısa bir süre bedenimizde kalır, sonra bizi terk eder. Peki bazıları neden terk etmiyor bizim bedenimizi? Geliyorlar ve uzun süre kalmıyorlar. Çünkü biz onları reddediyoruz. Yani içeri buyur etmiyoruz. Kapıda kalıyorlar ve onlar da kapıda bizi rahatsız etmeye devam ediyorlar. Ee, biz çöpleri ne kadar görmezlikten de gelsek o evdeki çöpü bir süre tuttuktan sonra dışarı koyuyoruz. Biz bir süre tutuyoruz. Avrupa'da çünkü e Belirli günlerde dışarı koymamız gerekiyor. Belirli gün tutuyoruz. Sonra o bırakmamız gerektiği günde dışarı koyuyoruz. Koymazsam ne olur? E, bedenim aynı evim gibi kirlenir. E, beni rahatsız eder. Hastalıklar, zihinsel, ruhsal, bedensel hastalıklar başlar. Evet, duyguları misafir etmekle başlayabiliriz. İç sıkıntısında öyle. Sonra, peki bu benim iç sıkıntısı... Neden kaynaklı olabilir? Yaşadığım koşullardan kaynaklanıyor olabilir. Yani ya yaşadığım koşullardan ya benim düşünce tarzımdan ya da yaşadığım duygulardan kaynaklanıyor olabilir. Önce bunun kaynağını bulmak lazım. Benimle mi alakalı ya da yaşadığım koşullarla mı alakalı? Bazen yaşadığım koşullarla alakalıdır ve ben yaşadığım koşulları değiştirmem gerekir. Bunun bana bir sinyalini veriyor olabilir mi acaba? Yaşadığın koşulları değiştir. Ve içimde bir öfke vardır ve öfke bana diyordur ki hakkın yeniyor. Bu durumda bunu değiştir. Ee, bazen de e, yaptığım bir şeyi e, hakkı yeniyordur. O yüzden bana bir iç sıkıntısı olarak da geliyor olabilir. Peki onu fark etmek. Ee, öncelikle bu düşünceyi fark etmek, koşulları fark etmek, bu duyumları fark etmek, bedenimde ve ona göre bir yol haritası belirlemek. Şimdi evet, duyguları reddetmiyoruz, duyguları kabul etmemiz gerektiğini e, öncelikle e, fark ettik. Sonra eğer bunun kaynağı bazen benim değerlerimle ilgili bir çatışmadan da kaynaklanıyor olabilir. Yani benim aslında nasıl olabilir? Mesela çok eğlenceli bir insanım aslında. Eğlence benim değerim, keyif almak, yeni yerler keşfetmek öyle bir mizacım var. Değerlerim bunun üzerine kurulu. Ama ben hiç bu değerlerimi yansıtmayacak bir işte çalışıyorum. Yani işte bir e, akademisyenim. Gidiyorum işte uzun zaman karıncaların 5 e, yıl karıncaların nasıl hareket ettiklerini inceleyeceğim. Ya da bir muhasebeciyim. Hiç eğlence yok hayatımda. O benim kendi değerlerimle bir çatışma yaşamama sebep oluyor. Yani değerlerimi yaşayamıyorum. Ya da şöyle bir insansınız, çok yardımsever bir insansınız. İnsanlarla diyalog kurmayı seviyorsunuz ama hiç insanların olmadığı bir ortamda yaşıyorsunuz. İnsanlarla çok az iletişim kurduğunuz bir işiniz var ee, ve de evdeki eşinizde iletişim kurmayı sevmeyen bir eşiniz var. Yani hem özel alanınızda hem de iş alanınızda değerlerinizi yaşayamıyorsunuz. Değerlerimi yaşamamam. Şöyle bakabilirsiniz. Ya benim aslında çok güzel bir hayatım var. Neden şu anda böyle bir şey yaşıyorum dediğiniz an belki de değerlerinizi yaşayamadığınız için. Değerlerinizi yaşayacak bir ortam bulamadığınız içindir. Ya da tam tersi olabilir. Siz yalnızlığı, sakinliği seviyorsunuz. İçe dönük bir insansınız ve sizin için yalnızlık çok önemli bir değer. Ama eşiniz çok hareketli, devamlı dışarıda olmak istiyor, sosyalleşmek istiyor ve işiniz de böyle bir iş. Yani siz bir pazarlamacısınız, devamlı insanlarla berabersiniz. Değeriniz de yaşadığınız hayat bir çatışma yaratıyor ve siz kendinizi anlamadığınız bir şekilde e, iç sıkıntısında buluyor olabilir misiniz? Öyleyse değerlerimizi fark edeceğiz ve değerlerimiz için. Emek vereceğiz. Bunları hobilerle, işimizi değiştiremiyorsak da, eşimizi değiştiremiyorsak da onları kendimizi ifade ederek kendimizi o değerimize e, alan açmak diyebiliriz. E, bir de e, belki bizde bir çok derinlerde bir değersizlik inancımız var. Bunun üstünü örttük. Hatta bu değersizliğimizi göstermemek için bir sürü şeyler yaptık. Hayatta çok başarılı olduk. Çok iyi bir evliliğimiz var. Çocuklarımız var. O kadar mutluyuz. Gibi gözükse de içimizde anlam veremediğimiz bir iç sıkıntısı var. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama kendimi e, böyle bir yerlerde e, değersiz hissederken buluyorum. Değersiz hissederken nasıl bulursunuz? Değersizlik ne? Onunla ilgili de bir videomuz var. E, sizi o videoya gönderiyorum. Ama e, bakıyorsun çok mutlu olduğum gereken bir anlarda bile, kendimi çok iyi hissetmem gereken anlarda bile, kendimi bir iç sıkıntısıyla buluyorsam aslında bu belki benim küçüklükten gelen bir değersizlik inancım var. Ya bana çok değer verilmemiş olabilir başkalarıyla kıyaslanıp kendimi çok değersiz bir konumda hissediyor olabilirim. Ya da çok koruyucu bir anne babam vardır, koruyucu ebeveynlerim bana öyle bir koruma yani korumada bulunmuşlardır ki ben kendimi bir şey yapamaz, bir şey beceremez bir konumda bulmuş da olabilirim. Her iki şıkta da ben kendimi değersiz hissediyor olabilirim. Bu dışarı dönük değil. Bazen şunu da karıştırabilirsiniz. Bu insan acayip özgüvenli. Hatta herkesi aşağılıyor, herkesi hor görüyor. Nasıl bunda değersizlik olsun? Evet, değersizliğimizi gizleme çabalarımızdan birisi de kendimizi fazlaca özgüvenli göstermek olabilir. Sizde de bu olabilir mi acaba? iç sıkıntınızın altında. Ee, bazen de iç sıkıntımızın altında geçmişteki şemalarımız yatıyor. Yani e, terk edilme şeması, bağ kuramama şeması ya da güvenli bağlanmayla ilgili sıkıntılar. Yani geçmişte yaşadığım bazı sıkıntılar şu an günümü benim bir iç sıkıntısı olarak bana geliyor olabilir mi? Ben çocuklarımla yeteri kadar... Ana... Nedenini bilmediğim bir şekilde bir sıkıntı, e, iç sıkıntısında buluyorum kendimi ve onlarla bağlanamıyorum, bağ kuramıyorum. Ya da eşimle bağ kuramıyorum ama nedenini bilemiyorum. Eşim beni çok seviyor, bana değer veriyor ama bu bağı kurmak için ne yapmam gerektiğini anlayamıyor şekilde bulabilirim. Bu da benim geçmişteki şema dediğim e, o birçok şemadan biri olabilir. Evet bir tanesi de benim düşünce hatalarım. Evet biraz duygulardan bahsettik, e, davranışlardan bahsettik. Acaba benim zihinsel bazı falcılık gibi düşünce hatalarım olabilir mi? Evet bununla da ilgili bir videomuz var ona da bakabilirsiniz. Sadece düşünce hatalarını anlattım. Düşünce hataları nasıl? Bazen insanlar hakkında zihin okuma yapıyor olabilirim. Evet benim hakkımda şöyle düşünüyorlar. Acaba eşim benim hakkımda şu an ya bu da bunu beceremedi gibi mi diye düşünüyor gibi aslında insanların zihnini okuyor olabilirim. Okuduğumu zannediyor olabilirim daha doğrusu. Ya da fazlalık yapıyorum. Ya işte şu anda e, bu iç sıkıntısı hiç geçmeyecek. Bu iç sıkıntısı beni mahvedecek. Bu iç sıkıntısıyla ben nasıl yaşayacağım? Bu iç sıkıntısı benim çocuklarımla bağımı kurmamama, kuramamama sebep olacak. Belki eşimle boşanacağım çünkü bu iç sıkıntısıyla e, ben onunla da işte sıkıntılı bir ilişki yaşayacağım ve durum böyle olacak gibi Acaba içinde bazı e, ya da genellemeler yapıyorsun. Nasıl? İşte evet, şu anda ben iç sıkıntısı yaşıyorum. Hep iç sıkıntısı yaşayacağım. Hep kendimi kötü hissedeceğim. Hep kaygılı hissedeceğim gibi geneleme yayıyorsun. Yani ya da şöyle misin? Ya hep ya hiç. Şu an duygu durumum kötü, iyi. E, i̇şte dün çok neşeliydim. Bugün çok kötüyüm. Gibi. Siyah beyaz mı yani hayatın? Arada gri alanlar var. Nötr olduğumuz. Yani kendimi çok iyi hissetmediğim ama çok da kötü hissetmediğim günler yok mu? Gibi düşünce hataları. Bunlardan birkaç tanesi sadece. Düşünce hataları da benim acaba bu iç sıkıntılarıma sebep oluyor olabilir mi? Ee, evet, bir tanesi de düşünce hatalı şey e, benim e, sıkıntılarımın şöyle bir sebebi de olabilir. Anda yaşayamıyor olabilirim. Yani anda yaşamak şu an çok popüler. Mindfulness yani ben e, anın kıymetini bilmiyorum. Yani gelecekteyim, kaygılanıyorum ya da geçmişteyim, üzülüyorum geçmişte yaşadıklarıma ve değersizlik hissediyorum ve şu anın anı anlayamıyorum, tadını çıkaramıyor olabilir miyim? İç sıkıntılarımın sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir mi? Bazen de inançlarım benim e, küçüklükte öğrendiğim inançlarla. İnançlar dediğim manevi inançlar değil bu arada. E, doğrular diyebilirim, hipnozlar diyebiliriz mana verilen işte kadın şöyledir erkek böyledir ilişkiler böyledir gibi inançlar. Mesela bunlardan bir tane inanç işte e, asla boşanılmaz. Asla işte e, evlendiysen boşanamazsın. Boşanmak çok kötüdür gibi bir inancım var. Ama ilişkim kötü gitti. Yapamadım e, ve boşandım. Şu anda ne yaşıyorum? Büyük bir iç sıkıntısı yaşıyorum. Çünkü kendi öğrendiğim, küçüklükte öğrendiğim inançla şu anki var olan hayatımdaki gerçeklik arasında büyük bir çatışma yaşıyorum. Bu çatışmaları yaşarken şunu fark etmek. Bu inancım benim nereden kaynaklanıyor? Ne kadar bu inancı şu anda taşımak istiyorum? İnançlar hiçbir zaman doğru değildir. Yanlışlanabilir. Çünkü bir tane örnek bile onu yanlışlayabilir. Yanlışlanabilirlerdir ve doğru değillerdir. Çünkü genelleme yaparlar. O yüzden benim bu inancım üzerinde oturup düşünmem ve iç sıkıntısım sıkıntımın kaynağının bu olabileceğini düşünmem de fayda sağlayacaktır. Ya da çocuklarımla alakalı bir inancım var. Çocuklar disiplinli yetişmesi gerekir gibi bir inancım var. Ama benim mizacım daha rahat bir mizac ve evde bu disiplini sağlayamıyorum. Ee, evdeki düzende de bu düzeni sağlayamıyorum ve bu sefer bir iç sıkıntısı yaşıyorum. Ee, bunu kendimle örnek verebilirim. Benim Annemin getirdiği düzen, ev düzeni anlayışıyla kendi düzenim arasında ben uzun zaman çatışma yaşadım. Çünkü ben o kadar düzen arayan bir insan değilim. Ama annem çok düzen, disiplin, tertip arayan bir insan. Bununla ilgili bir inanç, çatışma yaşadım iki inanç arasında. Sonra bu kişisel gelişimi öğrendikten sonra her çatışmamın kaynağı ne? Bu bana ait bir duygu değil dedim. Yani bu annemin verdiği bir hipnozdan, inançtan kaynaklanıyor. Şu an hizmet etmesini istiyor muyum bana? Ben de bu çatışma oluşturuyor ve bunu ne yapıyorum reddediyorum ve e, bugünkü yeni bir inanç e, yerine koyuyorum. Evet sizde de iç sıkıntısı varsa bu iç sıkıntısıyla alakalı siz neler yapıyorsunuz yorumlara yazın ve iç sıkıntısıyla alakalı sizde acaba kaynağı ne olabilir bu iç sıkıntısını yazarsanız e, ben de yorumlara cevap veririm. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Müzik